Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden Sera Gölü son yağışlarla birlikte balçıkla kaplandı. Devlet Su İşleri ekipleri gölü eski haline çevirebilmek için temizleme çalışması başlattı. Bu yıl Karadeniz bölgesinde şiddetli yağışlar sıkça görüldü. Dereler taştı, heyelanlar meydana geldi. Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Sera Gölü de yağışlardan olumsuz etkilendi. Derenin yağmur sularıyla getirdiği balçık, zümrüt yeşili gölü çamur deryasına çevirdi. Yetkililer Sera Gölü'nü temizlemek için iş makinelerini göle indirdi. Sera Deresi'nin taşımış olduğu rusu bir malzeme, özellikle Sera Gölü'nün giriş ağzında birikerek görüntü kirliliği açısından problem yaratacak bir seviyeye geldi. Şu anda 5 tane iş makinesi ve 17 adet kamyonla beraber gölümüzün boşaltım çalışmalarını devam ettiriyoruz. Dragline iş makineleriyle göl zemininde biriken malzeme çıkarılıp dolgu sahalarına naklediliyor. Haziran ayından bu yana 180 bin metreküp malzemenin 60 bini göl tabanından temizlendi. 4 yıl önce de temizlik çalışmasının yapıldığı göl yağışların ardından balçıkla kaplanmıştı. Devlet Su İşleri ekipleri kalıcı çözüm için gölün üst kısmına çökeltim havuzu yapmaya karar verdi. Çökeltim havuzumuzun da amacı göle gelen, Sera Deresi'nden gelen suyu bu çökeltim havuzunda bekletip içindeki askıdaki malzemeyi çöktürüp daha temiz bir suyu Sera Gölü'ne vermek. Sera Gölü'nün eski güzelliğine kavuşması için yürütülen çalışmaların yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.